Bana ters geliyor, böyle atmam lazım. Wow. Cümleten selamünaleyküm, YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Herkes hayırlı günler, hayırlı vakitler. Yeni bir videoyla beraberiz. Eşimle beraber. Bugün artık hep ev videosu olmasın dedik. Kısa bir zaman vardı ama şöyle dere kenarında bir tuzda balık pişireceğiz akşamüstü. Çayımızı demleyeceğiz, biraz sohbet. Öyle bir video olacak. Şimdiden herkese iyi seyirler dileyelim. Birkaç gündür yoktum. Dün saman çektik bizimkilere. Yaklaşık bir 20 ton saman çektik bayağı. Bugün zor kalktım yerimden. Bir senedir de ağır yük kaldırmıyordum belden dolayı. Şükür iyileştik. O yüzden bir iki gündür video yoktu. Şimdi çayımızı kaynamak üzere. Taşın üstünde tuzda balık yapacağız. Daha önce de bir kere yaptım. Evet, hadi bakalım harcını bir karalım. Thank you.
Evet, ateşi iyice yaktık. Taşımız ısınsın, üstüne biraz daha köz koyacağız. Güneş batmak üzere. Buraya kadar da şu dar yoldan motorla geldik. Evet, önce bir kere yapmıştık galiba, hafif yaka yazmıştık. İnşallah bu sefer. Güveniyorum sana. Bana mı? Evet. Şey. Sen de kendine güveniyor musun? Güveniyorum da. Güveniyorum. Onu... Çok tedirgin oldum. Aynı soruyu balıkları çıkarınca sorabilir misin? Tamam. Şimdi emin olamadın değil mi? Tamam, öyle yapalım. Bence pişmiştir. Evet. Var bile yapışmış. Bence ateşi sonra yakarsın. Beni merak etsin diye mi yapıyorsun sen bunu? Hadi bakalım. Hadi. O bakış. Dağıtma. Pişmiş mi diye bak. Tamam, dağıtma. Sabah bütün yaklaş, çıkaralım. Oo, bu sefer nefis görünüyor. Bak, kıpkınalı. Nar gibi kızarmış gerçekten. Ellerine sağlık. Al bakalım. Hop. Öf. Mis gibi mis. Bu sefer olmuş. Direkt çıkarabilirsin tabaklara. Tabağı mı? Evet. Çatal? Burada.
Efsane bir şey. Ellerine sağlık bir tanem. Babana bakmadın ama. Görüntüsünden belli zaten. Ağlışından belli. Tam kıvamında. Buradakileri çatalla yiyebiliriz. Çok güzel dağılıyor. Sabırsızlanıyorum böyle. Kendisi dağılıyor. Orası dikkat et. Yok yok. Kaldı ortada. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim açıcıkta kimseyi bırakmasın. Amin. Amin. Yandım. Şöyle yapsam. Yoksa o taraftan yanacağım. Mükemmel olmuş ama yemiş olur. Sadece birazcık tuzlu. Tansiyon hastaları sakın denemeyin. Kesinlikle. Dış taraflarını biraz alalım şöyle. Salatayım. Mükemmel. Tuzu bastırıyor. Böyle yiyeceğim. Gerçekten bu sefer 10 numara olmuş. Lokum gibi dağılıyor böyle. Ellerine sağlık, şahane olmuş. Afiyet olsun. Mükemmel bir akşam yemeği oldu bizim için. İnşallah sizler için de güzel bir video olmuştur. İnşallah. Bazen düşünüyoruz böyle ne yapsak diye, bir şey ne çekebiliriz. Sabah bir başlarım ben. En iyi eşim bilir. Bazen böyle 1-2 saat şunu mu yapsak, bunu mu yapsak düşünüp duruyoruz. Bugün de öyle oldu, düşündük. Ne istedik, bugün farklı bir şey olsun. Evde çalışmak için zamanda kalmamıştı fazla. Biraz da fazla yoruldum zaten dün. Dün yoruldum. Bir seneyi geçti, 1,5 senedir neredeyse böyle çalışmıyordum. Saman indirdik. 17-18 ton vardı herhalde bir tır. Bayağı yoruldum dün. Yorgunluğun geçti mi bugün? Geçti. Hele şu an. Kara çay damlık, çay. Şu an acayip dinliyorum. Ateş.
Valla itiraf etmeliyim, bana da çok iyi geldi. Ne yapalım, nasıl tanıştığımızı anlatalım mı? Olur. Nasıl tanıştık? Senin Toros sayesinde. Evet, benim tozlu araba sayesinde tanıştık. Yıllardır yıkamam. Evet. Eşim, yani daha önce sürekli benim arabayı görünce Renault'u sürekli gülüyormuş. Her gördüğümde. Çünkü çok tozluydu. Nasıl gülmeyeyim, arabanın üstünde bu kadar toz var. Film gibi değil mi? İçerisi görünmüyor. Evet, gözükmüyor. Ama annem söyledi. Ben arabaya gülüyordum. Annem yanımdaydı, dedi ki gülme, yanlış anlaşılır dedi. Kendine anladım. Zanneder dedi. Ettim. Yanlış anladım. Kendime zannettim. Bir yanlış anlaşılma sonucu nerelere geldik. Evet, bir gün hatta şey, yeni yaptığımız evin üstünde Renault'la giderken Zehra'yı gördüm. Tabii çocukluktan tanışıyoruz. 4 yaşındayken İstanbul'a göçmüşler. 7-8 senedir buradalar. Çocukluktan tanışıyoruz, öyle ara ara görüyordum. Hani öyle bir, açıkçası içimde niyet yoktu. Ta ki muhabbetimiz de yoktu. Muhabbetimiz de yoktu. Ta ki arabaya gülene kadar. Gülümsediğini fark ettim. Ben onu tamamen yanlış anlamışım. Gerçekten öyle oldu. Tamamen bana zannettim. Hani bana gülümsedi zannettim. Oysa ki arabanın tozuna gülüyormuş. Sen de nasıl yıkanmasın? Böyle toz vardı arabanın üstünde. Ya her gün yaylaya gidip geliyoruz. Arabanın içine koyun kuzu atıyoruz. Öyle olunca yıkamıyordum, yani üşeniyordum açıkçası. Bir gün yıkasam öbür gün aynı şekilde gene. Hiç farkı yok. Tabii benden önce bir de babamla tanışıyormuşsunuz. Orası var. Evet, babanla daha önce tanıştık. Yoğurt getiriyordum, yani yoğurt satıyordum. Getiriyordum derken. Yani öyle oldu. Tamamen tesadüf. Güzel de bir tesadüf oldu. O ayrı mevzu. Bir yanlış anlamadan ötürü güzel bir hikaye başladı diyelim. Rabbime şükürler olsun, evlendik de. Öyle. Bir daha hiç kimsenin arabasına gülmedim ondan sonra. Ben de artık hiç çıkamıyorum ben. Sen de arabaya gülersin dedi ama yanlış anlarlar kızım, gülme dedi annem. Aman anne dedim, nesini yanlış anlayacak dedim. Yıkasaymış dedim arabasını. Daha sonrası bizim için görücü usulü oldu. Yani çok fazla öyle tanışma şeyimiz olmadı. O gülümseme işte, o gülümseme yetti yani. Yani birkaç kez konuştuk öyle ama sevgili gibi değil, normal öyle arkadaş gibi konuştuk. Sonra istedik, oldu. Ondan sonra birbirimizi tanımaya başladık desek yeridir. Evet. Ve o süreçte çok hızlı davrandın sen tabii. İsteme söz, hepsi bir araya denk getirdin. Vallahi senden yani çok kısa bir zamanda emin oldum. Dedim hayatımı geçirebileceğim insan bu dedim, o yüzden. Ve bir şeyler de hissettim ya yani, gerçekten. Yürekten hissettiğim için çok fazla süreci uzatmamak istedim. Yaşımız da belirli bir şeye geldi artık. Ben de hiçbir şekilde şey buralardan düşünmemiştim. Evet. Biraz da büyük konuştum galiba, hani bu civar, Konya civarı işte köy. Yani düşünmüyordum açıkçası hiçbir şekilde. Gelecek olan herkes böyle çeviriyordum hiç getirmeden. Sana nasıl olduysa hiçbir şey diyemedim. Bilmiyorum artık nasıl oldu. Yazı kadar kısmet diyelim. Evet. Ki bir anda oldu, üstüne üstlük bir de köye yerleştik. Köye biraz daha ailelerimiz için. Evet. Hem ben hem de sen aynı şeydeydik, fikirdeydik. Onlara yakın olalım, bir hasta sağ durumunda yanlarında olalım diye. Kesinlikle.
O ses neydi? O ses iyi bir çatırtıydı ve zannedersem domuz sesiydi. Hey! Hey! İnşallah gelmez vallahi ateşte yani. Taş atayım bir o tarafa. Ay. Hey! Duydun mu sesini? Duydum, duydum. Yakında bir yerde. Hey! Git buradan, burada biz varız. Bunu bize bırak bir saat yine. Hakikaten domuz sesi var. Bir çalıya bastı, çatırtı geldi. Sonra homurtusu geldi. Biz de öyle bir yere durduk ki şu an tam bahçelere inme zamanı domuzların. Ya karanlık bir şey de görünmüyor. Şuradan bağırayım. Hey! Evet, çok tedirgin oldu. Bir şey yok, bir şey yok. Hey! Dibimize kadar gelirse bir şey yok, görürüm ben sende ama. Daim de korkmam da burası sakat yani, tam çayın içindeyiz. Ay şu an hayvanın tam böyle şey alanının içindeyiz. Göz göze de gelmek istemem. Evet, çayı içip yavaşça kaçalım. Videomuza da burada veda edelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.